Hepinize bir başka programından daha merhabalar sevgili dinleyiciler. Kendimi daha fazla tutamadım Cenk'ciğim. Evet, ne zaman hötk desem ağlamaya başlıyorsun. Çok acıklı söylüyorsun. Ya vardı. Efendim sevgili izleyiciler, programımıza sizler de hoş geldiniz. Cenk amcanızın hoş geldiniz dedikleri de hoş geldi. Bugün yine son derece önemli bir haberimizle karşınızdayız sevgili Süper Haber Ganel'imizde. Ve bu haberimiz bir fizik ödülüyle alakalı. Tabii Nobel Fizik Ödülü'nden bahsediyoruz. O yüzden de haberimizin başlığından da anlayacağınız gibi sevgili izleyiciler, Nobel bizim hakkımız, söke söke alırız diyoruz. Şimdi zaten biliyorsunuz Nobel Fizik Ödülü'ne fiziğine güvenenler başvuruyor. Ben sanki böyle bir türkü söyleyecekmişsin gibi bir anons yaptım Cenk'ciğim. Söyleyeyim, ne söyleyeyim, ne söyleyeyim. Nobel bizim hakkımız, söke söke alırız onu türküsünü. Söyle bakayım. Bilmiyorum ki sen uydurursun diye. Yok, şey yaptım. Uyduramadım şimdi. Peki. Evet, fiziğine güvenenler mi katılıyor bu? Evet, ve biz de katıldık tabii fiziğimize güvendiğimiz için. Fakat bunlar kendi aralarında bir fizik lobisi oluşturdukları için bize Nobel falan vermediler. Ve şimdi birazdan fizik ödülünü alanların fiziklerini göreceksiniz. Bakın bakalım onlar bu ödülü hak etti mi etmedi mi? Hepiniz karar verin. Artık sizin vicdanınıza bırakıyoruz sevgili izleyiciler. Vicdan. The Nobel Prize in Physics 2018. 2018. Sonuncu Türkçe yazmışlar. Çok güzel söylemişsin. Good morning and welcome to the Royal Swedish Academy of Sciences. Sana da amcacığım. Sciences dedi. Yani siz sayın, biz burada oturuyoruz anlamında. Yani kaç kişi olduğunu basın mensuplarına seslendiği için. Türkçeyi tam olarak bilmediği için yani sciences, hoş geldiniz falan gibilerinden konuşuyor. Kusuruna bakmayın. Yani söylemek istediği şey sayın basın mensupları hoş geldiniz. Evet. Pres konferans diyecek. Bu da baskı konferansıdır. Her türlü baskıya karşıyız, onu da söyleyelim. Evet, hiçbir şekilde baskı kabulümüz değildir. O yüzden pres konferansı yerine başka bir şey. Zaten baskı olmazsa fizik ödülünü az sonra göreceğiniz tiplere vermeleri imkansız olurdu sevgili izleyiciler. Şimdi bak arkadaki zaten yağlı bayiye tablolarda daha önceden sanırım fizik ödülü almış olan tipleri görüyoruz. Yani şu tiplere bak. Yani niye her fizik ödülü almış olanın yağlı boya tablosu da yapıyorlar? Onu da anlamak mümkün değil. İşte ölümsüzleştiriyorlar filan. Fotoğrafını çeksinler. Evet, hangi işte devirde yaşıyoruz? İşte bunlar kafalar eski. Wonderful to see so many here for this press conference. Isn't. Arthur Ashkin for the optical tweezers, evet, and their application. Şimdi for the optical tweezers. İstersen yani optical tweezers nedir? Opsiyonel tweezerlar. Opsiyonel cımbızlar anlamında mı? Evet. Cımbiş diyelim istersen. Cimboş. Hadi bakalım cımbişe gidiyoruz. Ne yapmış bu amcanın? Bu arada şimdi cımboş da iyiymiş. Amcanın fiziğine bakın ya. Bu fizik ödülü alacak bir tip mi? Evet, ayrıca normal tweezer amcanın sakallarını almaya yetmediği için optical tweezer'la yapmaya çalışmış ama kafa kısmını aldırmış sevgili izleyiciler. Halbuki yani o sakalları alması için optical bahçe çim biçme makinesi şey ettirmesi lazımdı. Evet, devam edelim. Bakalım başka kimler. Biological systems. Şimdi şöyle yapalım. Biraz ileride Cenk'in hepsini gösterdi. Biological systems, yani logical sistemleri satın alın diyor. Hayır, o logical sistemler tarafından. Biological demiyorum yani. I want to buy some logical systems. Ha, logical, orayı da Türkçe kullanmış. Bana logical'lardan biraz versene gibi. Şimdi bakıyoruz neymiş? Ana başlığımız belli yukarıda. For groundbreaking inventions in the field of laser physics. Evet. Yani Türkçeleştirmeye kalkarsak bunu. Yer kıran. Bir lazer fiziğin tarlasında invensiyonu. Yer kıran. Yer kıran gelişimler. Diyebilir miyiz Cenk'ciğim? Lazer fiziğin tarlasında yer kırılmış ve ürünler zarar görmüş hasat sırasında. Yer kırılır, yer içinde kalır sevgili izleyiciler. Evet. Şimdi Otho Ashkin dediği az evvel İsveç şeysiyle, aksanıyla. İşte soldaki dostumuz sevgili izleyiciler, bu adam. Kirk Douglas'a benzemiyor mu? Kirk Douglas'ın ileriki haline benziyor. 400 yaşına geldiğindeki hali yani. Evet, bu işte şey yapmış, optik. Yani opsiyonel miydi? Opsiyonel. Yani hangisini optical seçeceğimize karar veremediğimiz. Opsiyonel demek tabii. Cımbızlardan bahsetmiş. Aa, bu mu güzel, bu mu? Hepsi birbirinden güzelmiş. Seçeceğiz gibisinden. Evet. Gerard Muro adlı Fransız dostumuz ile. Ki hatırlayacaksınız, Doktor Moro'nun adası vardır eski film. O da Gerard Moro'dur. İşte bu arkadaşımız. O da. Ama ben onu Moro'nun adası, yani Moron olarak adlandırmıştım. Sen o apostrofu hep yanlış taraftan çeşit ediyorsun.
Bir de Donna Stringland Kanada'dan. Yani bakın biri Fransa'da biri Kanada'da ama beraber çalışıp fizik ödülünü almışlar. Yani evet. Bu hanfiniye ve bu beyfiniye bakıp nasıl fizik ödülü verdiklerini ben yine kamu vicdanına bırakıyorum sevgili izleyiciler. Tabii orada ışığım ışığı ayarlamış. Makyajını ona göre yapmış. Wow fiziğe bak falan. Evet, abi ki bizim gördüğümüz gibi makyajsız görseler korkarlar. Bu Donna Hanım teyzemiz de Nobel Fizik Ödülü kazanan 3. teyzemiz. Hanfini olarak. Birincisi Marie Curie biliyorsunuz. Curie sosunu bulmuştu. Evet, uranyumu bulacağız diye masaya oturup Curie sosunu bulan Pierre ve Marie Curie kardeşler. Pierre Curie de bir şey bulmamış mıydı? Pierre'i değil miydi onlar? Pierre'i buldu o Pierre'i. Pierre Curie evet orada o yüzden isim verilmiştir. O neyi bulduydu? O da bir şey buldu. Pastörizasyonu mu buldu? Pastörizasyon. Yani kuduz aşısını bulmuş olabilir. Şu binayı pastörize edelim. Yani sonuçta bakın uranyumu bulmak için ya da işte röntgeni falan öyle bir şeyleri bulmak için masaya oturuyorsunuz ama tamamen boğazla ilgili şeyler. Biri köri sosunu buluyor, öbürü pastörize sütü buluyor falan. O yüzden toplantılarınızı ne dersin bu işi yemekte konuşalım mı falan diye yapmayın. Sonra iş yapmaya kalkışırken masada köri sosunu bulursunuz. Aklınız başınıza ama gelir. Ama yine de iyi ki bulmuşlar. Curry sosu eğer dozunda kullanılırsa sevdiğimiz bir sostur sevgili izleyiciler. Evet. Marie Curie'yi anıyoruz. Bence de yani uranyumu bulmaları çok saçma. Bu yaşıma geldim bir kere bile uranyuma ihtiyacım olmadı. Ayrıca uranyumlu pilav diye bir şey yoktur ama Curry'li pilav vardır sevgili izleyiciler. Öyle de güzeldir. Bir ara hatırlatın tarifini verelim. Evet. Bunlar da bu iki arkadaşımız da for their method of generating high intensity ultra short optical pulses. God damn, what you talking nigga? Yani böyle bir şeyler yapmışlar. Şimdi bu amca kurutma ya bu cımbızlı bir şeyler yapmış. Bu da saç kurutma makinesiyle bir şeyler yapıyor bir tanesi. Evet işte onu da şimdi şey yapacağız ya da hepsi mi saç kurutma makinesiyle bir şeyler yaptılar? Yani lazeri saç kurutma makinesi yani saçınızı lazerle kurutun falan gibi bir, gibi bir şey. Bakın sevgili izleyiciler ne kadar acayip bir şeyle fizik ödülü kazanmışlar bakın. And please note now. Evet. Lütfen bunu kafanıza yazın diyor. Can tint the hair dryer and still keep the ping pong ball. Bravo. Evet yani kurutma makinesini sağa sola çevirmesine rağmen hala o ping pong topunu kontrol edebiliyor. Bravo. Yani o zaman affedersiniz ben de işaret parmağımla upuzun sırrı sopayı tutarım saatlerce düşmeden böyle gezinirim. O zaman ben de Nobel ödülü alayım. Yani Nobel sirk ödülü alabilirsin. Nobel sirk ödülü var mı? Olmalı. Şimdi buna tabii arkadaşımız belki güzel bir şey bulmuş falan ama şu örneğe baktığınızda yani kurutma makinesiyle yaptığı şeye baktığınızda bu özellikle Çin'de çok meşhur olan ve Çinlilerin çok iyi oynadıkları masa tenisinin köküne kibrit suyu sıkmak gibi bir şey olacaktır sevgili izleyiciler. Evet çünkü kurutma makinesi kapak gelecek seyircilerden. Herkes karşılıklı kurutma makinesi sıkıp falan şeklinde. Evet olacak iş değil. Bakalım başka neler. Demonstrated that he could trap in the tweezer that he could trap viruses, bacteria and even living cells. Cımbızla yani suratındaki bakterileri çekiyor. Bakterileri falan. Direkt kapana kıstırıyor sevgili izleyiciler bu opsiyonel şeyle seçime yönelik cımbızla. And ve this led to a very interesting development, very important LED dedi. Development. LED ışık var ya ampul. Evet bu LED ışıkları çok ilginç bir gelişim sağladı diyor aynı zamanda. Here we will demonstrate what happens if we demonstrate take yani dümdüz şeytan. Straight. Ay şeytan caddesi gibi ben Demon Street. Straight diyor. Straight mi? Orada pronunciation. Pardon o da tabii benim İngilizce iyi değil. Motor. This is a molecule that is doing work in the cell. In this. Bunun amcasının oğlu molekülde çalışıyormuş. This case it's a kinesin, it's a protein. And kinesin dedi. Yani görebiliyor musun anlamında? Kinesin hızlandırdı. Protein dedi. Proteini görebiliyor mu? O anlamda. It's attached to a sphere which is now in the optical tweezers. And optical tweezers yani demek ki optical tweezer böyle bir şeydir. Cımbız yani şöyle şey. Değil. Biz şöyle algılıyoruz ama tabii İsveç cımbızı daha büyük demek ki sevgili İsveç cımbızı. Sonuçta çakısı falan da var ya bunlar çok iyi yapıyorlar o işleri. We now start to walk on a cellular cell skeleton.
Bak. Evet. İskeletler diyor, yürüyor. Selüler iskeleton hem de. Selüler. Evet. Anlatabildim. Selüler iskeletler yürüyordu diyor tarlada diyor. Bu kadar da diyor o şey vardı. Optical cımbız vardı. Ve üstelik diyor. Nasıl yürüdüklerini de tarif etti. Şöyle yürüyorlarmış sevgili izleyiciler. Bu adam rüyasını anlatıyor biraz. Evet. Feeling the resistance from the sphere. It's like a gladiator contestant. Gladiator dediği nedir Cenk? Gladiator diyor. Film gladiator mı? Ben de lady olarak anladım onu. Lady-rator. Lady-eater de olabilir. Radiator da olabilir. Radiator yani. Radiator ha. Wrapped with an elastic... Buram diyor bel fıtığım bir tuttu burada diyor. Ondan sonra yürürken elastik böyle şey böyle böyle yani. Öyle bir elastik oldu ki belim diyor. Doktor diyor elastik size gitmiş buralarda ameliyat lazım demiş amcaya. You walk and it becomes more and more heavy to walk because the force is pushing. Yürüdükçe benim diyor belimdeki ağırlık arttı tabii yokuş çıkıyorum o ağırlık belime bir oturdu sanki arkadan biri bastırıyor gibi falan diye. Evet. Markete bir giriyorum 50 lira harcıyorum ne aldığıma bakıyorum hiçbir şey almamışım vallahi diyor. Yani eskiden biz 50 liraya böyle neredeyse torbalarla çıkardık falan gibi yani. şimdi oraya basın mensuplarını da çağırmışlar. Sadece fizikten bahsetmek biraz sıkıcı olacaktır. Amca teatral yeteneğini kullanıyor. Bakın şu an durdurduğumuz bölgede. O yüzden onu seçmişler zaten. Anılarını anlatıyor falan diye. Yani. Mübadele yıllarında diyor. Bu Pierre Curie olamaz değil mi? Mübadele yıllarında diyor. Bizimkiler diyor İsveç'e göç etmişler diyor. Aslında Türk... Evet işte böyle sevgili izleyiciler yani. Bir Nobel ödül daha böyle geçti. Ya acısıyla tatlısıyla az evvel gördüğümüz arkadaşlar biri şeyde en iyi erkek fizik ödülü öbürü yardımcı erkek ve yardımcı kadın fizik ödüllerini alarak bizi şereflendirdiler. Kendilerine başarılarının devamını diliyoruz. Ama hakkımızın yendiğinde bakınız fizikse sevgili izleyiciler. Yandan da baksınlar. Onlar o fizikle alıyorlarsa biz bu fizikle söke söke alırız diye de yineleyerek bitiriyoruz bültenimizi.